Herkese merhabalar diyelim. Başarılı file bekçisi Beto ile birlikteyiz. Kendisine teşekkür edelim bizi kırmadığı için, vakit ayırdığı için bize de kamp arasında. Kamp başladı. Nasıl gidiyor? Yeni sezonla ilgili planlar nedir? Kendisinden dinleyelim öncelikle. Bem, basicamente e resumindo pouco daquilo que nós queremos para esta temporada. Öncelikle tabii ki iyi bir takım oluşturmak ve iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Geçen sene yaşadığımız zorlukları yaşamayıp daha yukarılara oynayan, Göztepe'ye yakışacak şekilde iyi oyunculardan kurulu, takım olmuş, bütün olmuş, her zaman sahaya galibiyet için çıkmaya çalışan bir Göztepe kurmak istiyoruz. Bunun için de ilk adımımızı kampla attık ve devam ediyoruz. Zor bir süreçten geçtiler. Herkesten dinliyorum ama kendisinden de dinlemek istiyorum. Geçtiğimiz seneyi nasıl değerlendiriyor? Sim, como eu disse anteriormente, foi uma época difícil, foi uma época com muitos altos e baixos, com bildiğiniz gibi tabii zorlu bir sezon geçirdik geçen sene. İnişleri olan, çıkışları olan, saha içerisinde, saha dışarısında, saha dışında zorluklar yaşadığımız bir sezon geçirdik. Umuyoruz bu sezon aynı şeyleri yaşamayacağız, aynı hataları tekrarlamayacağız. Gerçekten karakterini ortaya koyan, gücünü ortaya koyan, çalışan, çabalayan ve bütün bu sorunları elimine etmiş bir Göztepe olarak sahada olup en iyisini vermeye çalışacağız. Başakşehir maçıyla başlayan müthiş bir performans sergilediler. İyi bir performans sergiledi takım ama bu 5 maçtaki sır neydi? Kendisinden öğrenebilir miyiz? Eu acho que sempre nos faltou esse click em vários jogos. Aslına bakarsanız bir düğmeye basmak gerekiyordu. Biz bunu daha önceden de istemiştik, çabalamıştık, bunun için çalışıyorduk, inanıyorduk ama o düğmeye basamamıştık ve biz bu düğmeye Başakşehir maçıyla beraber bastık. Çünkü herkes kendine tam olarak güveniyordu, inanıyordu. Bizim için bir final maçıydı zaten. Tam olarak aslında bir final maçıydı. Başakşehir'in liderlikte devam etmekte olduğu bir maçtı. Bunun sonrasında bu maçta bu düğmeye bastık. Takımımız özgüvenini yeniden kazandı. O 3 puan bizim için çok çok önemliydi. Futbolda bazen böyle olabiliyor. İyi çalışıyorsunuz, kendinize güveniyorsunuz ama sonuç alamayabiliyorsunuz. Ve biz bu sonucu Başakşehir maçıyla hak ettiğimiz bir sonucu aldık. Bunun sonrasında da o özgüvenle devam edip takımımızı gereken yerlere taşıdık. Unutamadığı bir maç ve unutamadığı bir an var mı onun için? Nós tivemos vários momentos onde tivemos realmente a situação muito muito complicada, mas eu acho que uma das grandes çok çok önemli bir maç Bursaspor maçı tabii ki. Baktığınız zaman o zamanki hesaplara göre kesinlikle mağlup olmamamız gereken bir maçtı. Unutulmaz bir maçtı. Orada aldığımız bir puan bizi hayata döndürdü. Çok çok önemliydi. Ardından bir Konyaspor maçımız var. O maç da çok çok önemliydi. Bu iki maçtan aldığımız puanlar bizi ligde tutma açısından ve diğer ligin tehlikeli bölgesinden uzaklaşmamız açısından çok çok önemliydi ve bizi hayatta tutan puanlardı. Bu maçlar benim için unutulmaz. Fundamentais, porque foram dois pontos que nós conseguimos. 4 kez UEFA kupasını kaldırdı kendisi ama stres açısından, yarış açısından geçtiğimiz seneyle o 4 kupayı kıyaslayabilir mi? Nasıldı yani? São pressões e stresses completamente diferentes. Tabii çok çok farklı baskılar ve stresler. Futbolda bunlar oluyor. Bir tanesi kupa kaldırmak için, galibiyetler alıp en üst sırada bitirebilmek için. Öbürü de düşmemek için. Ben hayatımda bir kere yaşadım böyle bir durum, düşmemek için. Savaşılan, verilen mücadeleyi, yaşanan stresi, baskıyı ve umuyorum ki bir kere daha yaşamam. Şunu da merak ediyorum. Geçtiğimiz sene en beğendiği veya en zorlandığı golcü kimdi ligde? Biska ve Trezeguet santrafor olmamalarına rağmen gerçekten hücumsal anlamda takımlarına çok şey katan oyuncular. Bu yüzden çok beğendiğim iki oyuncu hücumsal anlamda. Ama santrafor olarak konuşacak olursak bence lig ikiye ayrılıyor. İki bölüme ayrılıyor. Bir bölümde Diagne diyebilirim. Gerçekten çok iyi oyuncu. İkinci bölüm için de Burak diyebilirim. İkisi de çok çok kaliteli, çok çok fazla gol atan ve takımlarına hücumsal anlamda çok fayda veren oyuncular. Kaleci olarak kimi söyler peki kendisini? Gözünden tecrübeli bir kaleci olarak mı? Kendi dışı ikinci diyelim o zaman. Não, tem
Gostei de alguns guarda-redes. Fernando Muslera tabii ki. Çok uzun zamandır bildiğim, takip ettiğim, kariyerini izlediğim bir kaleci. Çok iyi bir geçmişi var ve hala da çok çok iyi bir kaleci olarak devam etmekte. Fernando muitos anos, Muslera. Göztepe altyapısında yetişen Göktuğ, Eren Arda gibi kaleciler var hemen arkasında. Onlarla ilgili ne söyler kendisi peki? Eu gostava que o Göztepe no futuro fizesse uma aposta em qualquer deles. Üçü de çok iyi kaleciler aslında. Umuyorum ki Göztepe yakın bir gelecekte onlarla kalelerini güvene alır. Onlarla devam ederler. Bir sonraki kalecileri umuyorum aralarından çıkar. Birbirinden çok farklı karakterde kaleciler, farklı özellikleri olan kaleciler ama eğer iyi çalışırlarsa, kendilerini adarlarsa, özellikle sadece futbol olarak değil, mental olarak da, fiziksel olarak da her anlamda kendilerini iyi hazırlarlarsa çok yakın bir gelecekte Göztepe'nin çok ciddi anlamda kalelerini emanet edebilecekleri isimler. Herhangi aralarından bir kişiyi söylemiyorum. Hepsi çok çok iyiler. Zaten çok çok iyi kaleci antrenörlerimiz de var. Onlarla çalışırlarsa yakın bir zamanda Göztepe'nin kalesi Eminelerde olacaktır. Dentro de alguns um par de anos provavelmente. Kendisi kariyerini Göztepe'de tamamlamak ister mi? Ve Göztepe'de tamamlarsa, bir görev verilirse Göztepe kulübünde görev almak ister mi? Assim, honestamente não quero nem vou pensar no depois do futebol, porque quando terminar o futebol quero. Şu an için kariyer sonlandırma, futbolu bırakma gibi bir düşüncem yok. Onun için futbolun sonrası ile ilgili de açıkçası pek bir şey söyleyemiyorum ama önemli olan şu ki futbol hayatım boyunca ve çok uzun yıllardır ailemden uzak kaldım. Ailemle yeterince zaman geçiremedim. Bu yüzden futbolu bıraktığım zaman uzun bir süre ailemle rahat, sakin bir şekilde zaman geçirmek istiyorum. Önceliğim bu. Dürüst konuşmak gerekirse benim kariyerimin başlangıcı için ve eski yıllarımda hayatımda çok ciddi yer eden Portekiz'de ve İspanya'da kulüpler var. Sporting Lisbon gibi veya Sevilla gibi. Bu kulüpler benim için çok çok değerli. Belki orada bir görev çıkarsa bununla ilgili değerlendirebilirim ama eğer ki Göztepe'de de bu şekilde kariyerimi sonlandırmak veya görev almak gibi bir imkanım olursa tabii bu da benim için bir o kadar değerli olacaktır. Se não terminar a carreira ou em Portugal ou em Espanha. Uzun yıllar demişken kendisi de uzun süredir Türkiye'de. Buraya gelecek arkadaşlarına şey söylemek ister mi ve bu uzun yıllardır Türkiye'de geçirdiği süreyi nasıl değerlendiriyor ve Türkiye'yi seviyor mu? Sim, em geral, obviamente que nesta fase as pessoas não podem. Tabii Türkiye'nin yaşamakta olduğu bazı zorlu süreçler var. Bunu hepimiz biliyoruz ama kesinlikle Türk Ligi çok ciddi, mücadeleli, çok üst seviye bir lig olarak devam ediyor. Bana sordukları zaman bundan mutlaka bahsederim, Türk Ligi'nden. Onun haricinde İzmir'den bahsedebilirim. Tabii bütün şehirlerde böyle mi bilmiyorum. Çünkü İzmir çok güzel bir şehir. Havası, doğası, yaşam koşulları, sosyal yaşantısı, plajları, sahilleri çok çok keyifli. Yaşaması çok güzel bir şehir. Diğer şehirlerde oyuncular aynı şartları bulabiliyor mudur bilmiyorum. Örnek veriyorum, Sivas'ta bir oyuncu aynı şartlarda yaşamı bulabiliyor mudur bilmiyorum ama gerçekten Türkiye yaşaması da ve futbol oynaması da çok çok keyifli olan bir ülke. Biraz değindi kendisi de, birçok kulüpten belki de teklif geldi ama Göztepe'de kalmayı, Göztepe'de devam etme kararı veriyor kendisi de. Çünkü başarılı bir file bekçisi, buna da değinmeden geçmeyelim. İzmir'in etkisi var mı yani burada kalmasında? A cidade de İzmir tem efeito muito. Şöyle de tabii çok çok önemli bir etkisi var. Türkiye'deki bütün şehirleri bilmiyorum. Mutlaka çok çok güzel şehirler de vardır ama benim geldiğim, değer gördüğüm, taraftarlarını çok sevdiğim, taraftarlar tarafından çok büyük bir sevgiyle karşılandım. Ailemin çok büyük bir keyifle yaşadığı, ailemin yaşam kalitesinin yüksek olduğu bir şehir İzmir. Bu anlamda gerçekten şehrin etkisi büyük. Mutlaka başka şehirlerde de güzel yaşamlar vardır. Yaşam kaliteleri çok yüksektir. Ama ben buraya gelmemde de, burada devam etmemde de 3. sezonuma giriyorum. Bu şehrin bana kattığı ve bu şehirdeki yaşamımın bana sağladığı, aileme sağladığı değerler çok fazla. 3 teknik adamla çalıştı geçtiğimiz sezon. Teker teker değerlendirmesi gerekirse nasıl değerlendirir? Çünkü kendisi çok tecrübeli bir kaleci. Eu vou começar por comentar que não é uma situação. Öncelikle zaten takım için bence çok
keyifli olan bir durum değil bu. Yani bir sezon içerisinde 3 tane hoca değiştirmek, 3 farklı hocayla çalışmak bir takım için çok çok mutluluk verici bir durum değil maalesef ki. 3 tamamen birbirinden farklı hocayla çalıştık. Öncelikle Bayram hocamız geldi. Çok mükemmel bir insan. Karakter olarak gerçekten belki futbolda tanıdığım, sevdiğim, ender insanlardan, çok ender o karakterde olan insanlardan birisi. Mükemmel, müthiş bir insan diyebilirim. Ama belki takım içinde yeterince o disiplini yakalayamadık o süreçte. Bundan dolayı maalesef ki aslında bakarsanız çok çok da kötü sonuçlar almadık. İyi aldığımız sonuçlar da vardı. Ama maalesef ki olmadı. Bayram hocamız gitti. Bunun sonrasında Kemal hocamız geldi. O tamamen farklı bir yapıdaydı. Biraz aşırı disipline yönelik bir süreç yaşadık. Bu süreçte de belki o disiplin şekli biraz da ağır geldi. Oyuncularla arasında tam olarak o uyumu belki de yakalayamadık. Bundan dolayı tekrardan bir hoca değişikliğine gidildi ve bir önceki sezon çalışmış olduğumuz Tamer Tuna, Tamer hocamız tekrar geri döndü. Takımı çok iyi tanıyan bir hoca, futbolu çok iyi bilen bir hoca, oyuncularla ilişkileri çok iyi olan, karakteri çok iyi olan ve teknik anlamda da çok donanımlı olan bir insan. Kendisi de daha önceden futbol oynadığı için oyuncuların durumundan, psikolojisinden çok iyi anlayıp oyuncularla çok iyi ortak yön kurabilen bir hocamız. Ve bunun sonrasında ligin son üçlük bölümünde iyi bir başarı grafiği çizip takımı kümede tutmayı başardık. Kendisini daha fazla tutmayacağım ama Bayram Hoca demişken, Bayram Hoca amirli takım yardımcı antrenörü de oldu. Buradan bir şey söylemek ister mi eğer izliyorsa? Não, eu acho que houve uma mudança. Türk milli takımda zaten bazı değişimler oluyor ki bu değişimler gerekiyor çünkü Türk milli futbol takımı gerçekten çok çok önemli bir takım. Bütün dünyada saygı gören ve gördüğü saygıyı hak eden, daha da fazlasını gerçekten hak eden bir milli takım. Umuyorum bu değişiklikler yararına olur ve Türk milli takımını çok çok daha iyi yerlerde görürüz. Bayram hocamıza da gerçekten iyi şanslar diliyorum. Umuyorum ki milli takımda olsun, milli takım belki sonrasında kendi kariyerinde herhangi bir kulüpte nerede olursa olsun umuyorum en iyi yerlerde görürüz. Çok çok başarılar diliyorum kendisine. Sadece bir oyuncu olarak değil, kendi karakterim, kendi şahsım adına da umuyorum Bayram hocamızı en iyi yerlerde görürüz. Son olarak da yeni stat. Stat tamamlanıyor ve taraftarlara bir mesajı var mı? O statta da sahaya çıkacak kendisi, neler hissediyor? Sim, eu acho que é investimento importante. Tabii bir takım için çok çok önemli bir yatırım, çok çok gerekli bir durum bu. Kendine ait bir stadının olması. Sadece o atmosferi sadece oyuncular için değil, taraftarlar için de çok çok önemli. Göztepe taraftarı için çok önemli. Başka statlarda tam Göztepe'ye ait olup Göztepe'yi temsil etmeyen statlar yerine tam olarak Göztepe'yi temsil edecek bir statta oynamamız gerçekten çok değerli bir durum. Özellikle Göztepe taraftarı bunu gerçekten hak ediyor. Geçen sene bizi en zorlu zamanlarımızda desteklediler. Her zaman yanımızda oldular. Bu sene de umuyorum aynı şekilde bizi destekleyecekler. Bundan hiçbir şüphem yok. Onlara çok teşekkür ediyorum geçen sene verdikleri destekten dolayı. Umuyorum bu sene onlarla beraber çok çok daha güzel zamanlar geçireceğiz. Yine zor zamanımızda, iyi zamanımızda yanımızda olacaklar. Ve bambaşka çok daha güzel bir seneye beraber yelken açacağız. Afyon'da Göztepe'nin kamp yaptığı oteldeydik. Başarılı file bekçisi Beto ile birlikteydik. Kendisi tüm sorularımızı yanıtladı içtenlikle. Şimdilik yayınımızı, röportajımızı burada noktalıyoruz.